akıllı çocuklarım benim. Gelecek güzel dedim size. Aşk da olacak yolumuzda. Acı da, gözyaşı da. Aha dostmuş yıllar, kimin umrunda? Tek dert aslında, var olmak hayatta. Yaşam kavgası hep yanında. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda. Kaldırın başınızı ağlayan gökyüzüne, bu acı denize yine umutla bakalım. Oktay! Kardeşim ne oldu sana, iyi misin? Oktay, iyi misin? Oktay ne oldu? Oktay! Ne var kutuda? Abi neymiş o? İbo aç! Oktay! Açsana! İbo açsana! Açsana! Sakin ol. Oktay. Şunu geliyorum. Oktay. Zehra. Sen kırılma diye giydim. Çok saçma. Şşş. Sus. Sadece öyle dur. Oktay! Oktay dur! Oktay! Dur! Gelme! Sakin ol Oktay! Gelme! Oktay! Oktay! Bırak beni! Sakin ol koçum! Bırak. Sakin Oktay. Ol! Ne yapıyorsun? Bırak beni! Sakin ol! Bir dur! Bırakıyorum! Bir dur, sakin ol! Gamze'yi öldürdü! Gamze'yi öldürdü! Gamze'yi öldürdü işte! Gamze'yi öldürdü! Kerem Hayır, kazandı! Kerem kazanmadı! Bak Oktay! Biz şu an buradaysak Tanrı bize elini uzattığı içindir. Bize ikinci bir şans verdi. O otobüsten sağ çıkmamız için bize ikinci bir şans verdi. Neden peki, neden? Acı çekmemiz için. Duydun mu? Acı çekmemiz için. Hayır Oktay! Hesap sormamız için. O aşağılık heriften, Kerem'den hesap sormamız için. O pislik hapishanelerde çürürken onun gözlerine hesap sorarak bakabilmemiz için. Onun karşısında dimdik durabilmemiz için. Tanrı bu hayatın değerini anlamamız için belaların en büyüğüyle sınıyor bizi. Ama bu sınavdan beraberce çıkacağız. O şeytandan hesap soracağız. Bak, Gamze. Gamze'yi öldürdü be. Daha ne yapacaksınız ha? Oktay, sakin Bırak. Ol. Kardeşim, pes etme. Herif hala bizimle oynuyor. Hayatımızı cehenneme çevirmek istiyor. Ona bu şansı verme. Abi, bu Gamze'nin saçları. Gamze'yi öldürdü diyorum sana. Bak Oktay, eğer şimdi teslim olursan, kendini bırakırsan... Dizdara, ölen 8 arkadaşımıza Gamze'ye ihanet edersin. Yapma Oktay. Bırakma kendini.
bekleyeceğim böyle Nihat? Benzemiyorsun. Ona benzemiyorsun. Buket'e benzemiyorsun. Benzemiyorsun Buket'e, benzemiyorsun. Benzemiyorsun, benzemiyorsun. Nihat lütfen bak, anlamıyorum seni. Ona benzemiyorsun. Benzemiyorsun, benzemiyorsun. Ona benzeseydin, onun gibi olabilseydin, sonsuza kadar seninle kalabilirdim biliyor musun? Her şeyimle sana adardım kendimi. Hayat, bu dayanılmaz ağrıların sürmesi demek. Ölümse ağrıların bitmesi demek. Öyleyse seçmek niye zor olsun? Yanına geliyorum anne. Zehra! Zehra dur! Zehra dur! Sakın yapma! Zehra! Zehra! Dur! Zehra! Dur! Sakın yapma! Ali? Bu gerçekten sen misin? Ama burası Kosa varsa bu sen olamazsın değil mi? Bu benim Zehra. Buraya dayınla birlikte geldik. Seni bekliyorum. Hadi. Hayır! Tamam. Hayır! Sakın yaklaşma Ali! Sana neden yaklaşmayayım? Kosova'ya sana yaklaşmak için geldim. Seni almak için geldim. Acılar bitti. Kurtuldun artık. Seni dayına götüreceğim. Hayır. Acılar bitmedi. Acılar bitmeyecek. Ne yazık ki yaşadığım şeyler aklımda ve bedenimde kalıcı hasarlar bıraktı. Şu kolumdaki delikleri görüyor musun? Bu deliklerin ne anlama geldiğini biliyor musun? Biliyorum Zehra. Hepsini anlatacaksın. Hayır işte, hiçbir şey bilmiyorsun. Dışarıdan seyrederek bilinebilecek bir şey değil bu. O delikleri yalnızca görmekle anlaşılabilecek bir şey değil bu. Bu deliklerin şu an beynime nasıl ağrı verdiğini hayal edebiliyor musun? Ben şu anda seninle konuşuyor olabildiğime bile inanmıyorum. Ben şu anda senin gerçek olduğundan bile hala emin değilim ki. Buna inanabiliyor musun? Zehra, benim sana inanmamın bir önemi yok. Ama senin bana, benim gerçekliğime inanman çok önemli. O zaman bunu aşabilirsin. Atlatabilirsin. Yok, hayır. Atlatamam Ali, biliyorum. Yaşadım, denedim. Ben bunu atlatamam. Ben bu halde dayının karşısına asla çıkamam. Dayının karşısına ne halde çıkarsan çık. Onu ancak mutlu edebilirsin. Mutlu mu? Demek insanlar hala bu kelimeyi kullanabiliyor. Mutluluk. Ne tuhaf. Zehra dur. Yalvarırım sakın yapma. Yapma Zehra. Yüzüme bak. Sakın aşağı bakma. Sadece yüzüme bak. Yararı yok Ali. Bana mutluluktan bahsetmenin yararı yok. Anlamıyor musun? Bak, ben şu an bu kafayla Binbir Gece masallarındaki uçan alılara, hatta üç başlı ejderhalara bile inanabilirim. Ama mutluluk, mutluluk bana hiç inandırıcı gelmiyor. Ya dayın? Ya dayının hayatını kurtarmak? Dayının hayatını kurtarmak da sana inandırıcı gelmiyor mu?
henüz bir şey olmadı. Ameliyatlı kalbi senin kaybolmana ilaçlarla hala dayanabiliyor. Ama mum ışığı kadar cılız bir umuda sarılarak senin peşinden ülkeler aşmasın. Kalbini ve umudunu o kadar yıprattı ki. Eğer sen ölürsen, eğer o cılız umut tükenirse, mumun söneceğinden, dayının tükeneceğinden emin olabilirsin. Dayım. Canım dayım. Sakın onu bırakma Ali. Lütfen ona bir şey olmasına izin verme. O bunları hak etmedi. Bunları sen de hak etmedin. Ben hatalar ve yanlış seçimler yaptım. Bunların benim başıma gelmesi o kadar da şaşırtıcı değil. Ama dayım... Benim dayım tamamen masum. Hatasız, günahsız. Onun tek suçu benim. Ben. Benim dayım olmak onun en büyük talihsizliği. Ama ben kurtaracağım onu bu talihsizlikten. Zehra! Oradan atlayarak yalnız kendini değil, dayını da öldürürsün. Ben anneme gidiyorum Ali. Dayım sana emanet. Zehra, dur. Dayını bana emanet ederek kurtaramazsın. Dayın seni seviyor. Sana çok düşkün. Kollarındaki 3-5 deli bu gerçeği değiştireceğine inanacak kadar aklını kaybetmiş olamazsın. Sen onun talihsizliği değilsin. Hayattaki en ve geriye kalan tek mutluluğunuzun. Senin kalbine dayanamayacağını adım gibi eminim. Onun hayatını ancak sen kurtarabilirsin. Ve bunu ancak kendi hayatını kurtararak yapabilirsin. Dayını ancak kendi hayatını kurtararak kurtarabilirsin. Ama ben çok güçsüzüm. Ağrılar içindeyim Ali. Yapayalnızsın da ondan. Ama artık biz yanındayız. Yalnız değilsin. Birlikte her zorluğu aşabiliriz. Sana dokunmama izin ver. Sana dokunduğum anda kendini çok daha güçlü hissedeceksin. Yalnızlığı artık hissetmeyeceksin. Hadi. Ver elini bana. Yalvarırım, ver elini bana. Beyler. Burada bir adres var. Bakayım şunu. Çiçek Mahallesi, Kınköy. Sahtedir herhalde. Ver şunu. Ya değilse? O psikopat bu açı verecek kadar salak değildir. Bak Oktay. Her yerde aranan biri öyle elini kolunu sallayarak dolaşamaz. Belki işbirlikçisidir adresli kişiyiz. Şansımızı deneyelim. İpucuna ihtiyacımız vardı. İşte ipucu. Cahit abi haklı. Bizimle iletişim kurdu. Oyuna devam ediyor. Ben oyuna katılalım diyorum Oktay. Kazanmak için. Kerem'in cezasını vermek için. Nihat. İyi misin? Çantamın ön gözünde ilacım var. Hemen onları getir. Başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Çabuk ol hadi. Kaç tane? İki tane. İster misin? Hayır! 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 Hiçbir şey istemiyorum!
Ama ben bittim Ali. Ben yokum ki. Ben bir zamanlar Zehra diye bir kızın kalıntısıyım. Anlayacağım ben bir enkazım. Sen dünyanın en güzel kızısın. Bu halde bile. Ve ben bunu ancak şu an fark ettiğim için kendimi hiç bağışlamayacağım. Yalvarırım. Hadi ver elini bana. Dize. Dayın bizi bekliyor. O senin yasını tutmayı değil, seni sağ bulmayı hak ediyor. Ne olur Zehra. Ver elini bana. Hadi. Alo? Hocam inanmayacaksınız ama Zehra şu an yanımda. Çiftlikten kaleye çıkan yolu takip ettim ve ona ulaştım. Ali, bir dakika, neredesiniz? Kaleden aşağı doğru iniyoruz. 5 dakikada taş köprüde oluruz. Tamam, hemen geliyorum. Tamam. Affedersin Ali, affedersin. Çıkarken biraz ses yapıyor. İdare edersiniz artık. Sağ ol İlmi abi. Şu işi bitirelim, sana borcumuzu öderiz. Borcun yok. Hadi gazlayın. Sağ ol abi. İyi yolculuklar. Sağ ol abi. Hadi bin. İlaçtan verdin. İlaç. Bu, bundan. Nihat. Yanlış ilaç bu. Allah kahretsin. Yanlış ilaç. Nihat. Nihat!
Zehra. İşte artık hepsini işte. Dayı. Zehra. Dayıcım. Canım kızım. Geçti artık. Hepsi geçti. Bak bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Seni kimse üzemeyecek. Söz veriyorum. Her şey geride kaldı. Olanları düşünmeyeceğiz. Bugünden sonra hep geriye bakacağız, tamam mı? Bitti artık. Bitti. Bak. Bana ne yaptılar dayı? Gördün mü? Beni neye alıştırdılar? Zehra. Atlatacağız Zehra. Ben hep yanında olacağım. Hepsini aşacağız, tamam mı? Seni buldum ya. O yeter. Sen çok güçlü bir kızsın. Hiç üzülme. Hiçbir şey için. Hiçbir şey için üzülme, tamam mı? Her şeyin üstesinden geçeceğiz. Hep birlikte. Tamam mı? He? Tamam. Söz mü? Polise haber verseydik bariz daha iyi olmaz mıydı? Zamanı gelince vereceğiz Özge. Önce şu herife bir ulaşalım da. Biliyorum. Bari şeytanın avukatlığını yapıyorum ama ya yine tuzak kurduysa Kerem? Göreceğiz Özge. Göreceğiz. Ne kadar yolumuz var Cahit abi? Sabaha karşı ulaşırız. Tamam Kemal, tamam. Uçağınız kaçta? Karşılamaya gelirim. Hastaneye mi? Kötü bir şey mi var Kemal? Ne oldu Zehra'ya? Peki, tamam. Bulmuşlar. Aha. Zehra'yı getiriyorlar. Bulmuşlar. Allah'ım çok şükür. Biraz hastaymış. Önce hastaneye götürüyorlarmış. Çok şükür ya. Müthiş haber bu. Nihayet bulundu. Allah'ım çok teşekkür ederim. İbo nerede çocuklar? Babası biraz rahatsızlanmış. Oktay'la onun yanına gittiler. Biz Zehra ile ilgili haber hemen veririz İbo'ya. Tamam çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Ben onları karşılayayım gidip. Tamam. Allah'ım. Allah'ım inanamıyorum. Zehra'yı bulmuşlar. Çok şükür. Ne? Ne oluyor bulmuşlar ya? Bulmuşlar diyorum. Ay, inşallah Gamze ile ilgili de iyi bir haber gelir. Çok korkuyorum. Ya ona bir şey olduysa? Ya kötü düşünmeyelim. Bak Zehra sağ salim çıktı geldi. Gamze de öyle olacak. İyi haberler alacağız. İnşallah. Hepsi babam yüzündenmiş dayı. Beni kaçıran adamların amacı babamdan intikam almakmış. Kair denen adam kardeşinin ölümünden babamı sorumlu tutuyormuş.
Babamı da beni tuttukları yere getirdiler. Peki o nerede? Beni öldürmek isterlerken bir kadın yardım etti. Ben kaçtım. Ama ona ne oldu bilmiyorum. O sırada babam beni öldürmeye gelen adamların üstüne saldırdı. Adamlar onunla uğraşırken ben kaçtım. Kaçarken silah sesleri duydum. Dayı ne olur gidelim bu yerden. Daha fazla burada kalmak istemiyorum. Yalvarırım sana. Eve dönmek istiyorum. Burada kalmak istemiyorum. Uyudu. Kemal Bey, maalesef Zehra şu an madde bağımlısı. Acilen tedavi edilmesi gerekiyor. Lazım olan tüm müdahaleleri yaptık. İstanbul'a vardığınızda acilen madde bağımlılığı ile ilgili bir kliniğe yatması gerekiyor. Geçmiş olsun. Tamam. Teşekkür ederim. Zehra. Başınız sağ olsun. Başınız tekrar sağ başınız olsun. Sağ olsun. Sağ dostlar sağ olsun. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Sağ olun. Filiz, hadi. Filiz, kızım. Efendim Nesrin teyze. Acılarından kurtuldu annen kızım. Çok çekmedi. Sana bir şey vermemi istedi. Belki yeri değil ama... Ben öldüğüm gün bunu kızıma ver dedi. Al kızım. Ben sözümde durdum. Ahretliğimin mezarının başında ben sözümde durdum. Sevgili kızım Filiz, senden özür dileyerek başlıyorum satırları yazmaya. Yıllarca senden sakladığım, sadece senden değil, herkesten sakladığım bir hakikat var. Bu hakikat babanla ilgili. Baban sana söylediğim gibi yoksul bir insan değildi. Ve sen doğduğunda ölmedin. Babanın adı Necip'ti, Necip Aygın. Varlıklı, zengin bir iş adamı. Benimle birlikteyken işlerini o kadar büyütmemişti. Evlenmedi benimle. Sen doğduktan sonra bana aydan aya para yolladı. Sonra Meral diye bir kadınla evlendi. O kadının da Saffet Günaçer diye bir oğlu var. Bütün servet Meral ve oğlu Saffet'in. Git hakkını al. Git yıllarca annenin senden sakladığı o insanlardan hakkını al. Anne. Baba çok kolay değil. Tercihlerimi yaptım abi. Bakalım hayırlısı artık. Sen istediğin bölümü kazanırsın. İnanıyorum ben. Çalışkansın, akıllısın. Ne güzel. Bari sen annemle babamın yüzünü güldürdün. Benim gibi hayırsız çıkmadın. Öyle deme abi. Sen de yaptıklarından ders aldın biliyorum. Bir gün kurtulacaksın buradan. Değişmek için çabaladığının farkındayım. Bana yazdığın mektuplardan belli oluyor. Kimse senden umudunu kesmiş falan değil. Daha yaşayacağımız çok güzel günler var abi. İnşallah kardeşim. İnşallah. Annem nasıl? Babam onu Almanya'ya götürdü. Biraz değişiklik olsun diye.
Burada çok bunaldın. Kaç kere gelmek istedi ama yüreği dayanmıyor işte seni böyle görmeye. Daha yola çıkmadan fenalaşıyor. Ne yapalım? Belki bir gün oğlunu görmek için gelir ha? Gelir abi. Gelecek, merak etme. Nasıl? İçeride zorluk çekiyor musun? İnsan her şeye alışıyor Cemre. Özellikle de bunu hak ettiğini düşünüyorsan. Sıkma canını, içeride Ziver abi var. Sağ olsun beni çok kolluyor. Zehra'dan haber var mı? Kemal Hoca ile Ali hala Kosova'da Zehra'yı arıyorlar. Keşke ile başlayan cümleler kurmak istemiyorum. Hatta keşke lafını tamamen hayatımdan çıkarmak istiyorum. Görüşme bitti. Gitmeliyim canım. Görüşme bitti. Görüşürüz abi. Hadi yine baba görüşürüz. Ben. Tamam. Eyvallah. Görüşürüz oğlum. Kendine iyi bak. Tamam merak etme. Sağ olasın. Görüşme bitti. Hadi acele edin. Beni yalnız bırakmıyorsun. Acele seni edin. Seni çok seviyorum. Unutma bunu. Tamam. Görüşürüz abi. Acele et. Kolla beni tamam mı? Tamam merak etme. Birazdan gelir. Gelsin. Sedat geldi. Senin manita da güzelmiş birader. Doğru konuş. O benim kardeşim. Daha iyi o zaman. Ayarlarsın bana akraba oluruz. Fena mı? Ne yapıyorsun lan? Dün geldin bugün adam mı oldun ha? Ha? Ne yapmayı düşünüyorsun kızım? Annen sağlığında bana burada yazan kişilerden hiç söz etmemişti. Gidip onları bulacağım. Saffet Günaçar ve Meral Aygün'ü bulacağım. İyice düşün kızım. Yanlış bir şey olmasın. En büyük yanlış annemin benden onları saklaması. Niye bunu yaptığını bir anlayabilseydim. Keşke her şeyi daha önce anlatsaydı. Sen üzülme diye saklamıştır. Kızım, annen gururlu bir kadındı. Nesrin teyze, en azından o da ben de yoksulluk sınırında yaşamazdık. Belki annemin hastalığına çözüm bulabilirdik. Her şey daha farklı olabilirdi. Mektupta yazanları en başından bilmek benim de hakkımdı. Meral Aygün'e, Saffet Günaçar'a hesap sormak benim de hakkımdı. Niye anne, niye? Niye bu saçma sapan gurur? Niye? Tamam kızım. Üzülme. Üzülme yavrum. Her şey için sağ olun Nesrin teyze. Ben yarın yola çıkıyorum. Meral Hanım ve Saffet'i bulacağım. Tamam kızım. Sen nasıl istersen. Biz eve bakarız. Bakmanıza gerek yok. Evdeki eşyaları ihtiyacı olanlara dağıtacağım. Bu ayın kirasını da ödemiştim ben. Dönmeyeceğim mi bir daha? Hayır Nesrin teyze. Uzun bir süre yokum. Öyle bilin. Seni arayacağım merak etme Nesrin teyze. Gelişmelerden haberdar edeceğim seni. Gamze'yi ellerimin arasından çekip aldı. O pislik onu benden koparırken hiçbir şey yapamıyordum. Demirden bir kafesin içinde debelenmekten, bağırıp çağırmaktan başka hiçbir şey gelmiyordu elimden. Otobüsün içinden çıktığımdan beri
Benim de aklıma hep yaşadıklarımız geliyor. O kareleri unutmak için ne kadar uğraştıysam da faydasız. Biz Kerem'i bir bulalım. Ondan intikamımızı aldığımızda bitecek her şey. Keşke bitse. Keşke bulabilsek. Evlat, kim yaptı bunu sana? Bana bakın lan. Bundan sonra Sedat'a yanlış yapan karşısında beni bulur. Anladınız mı? Merhaba. Merhaba Ali. Konsolosluktan Zehra'nın Türkiye'ye dönmesiyle ilgili tüm belgeleri aldım. Havaalanına gidebiliriz. Ali, vaktimiz var mı? Var hocam. O zaman biraz daha uyusun. Tamam. Ben dışarıdayım hocam. Hazır olunca seslenirsiniz. Hı, tamam. Keşke Ali de aramızda olsaydı. Bu masada bir o eksik. Sormayın. Biz de çok özledik. Kemal Hoca'nın yanında olmak istedi. Birlikte Zehra'yı arıyorlar. Safet anlattı her şeyi. Kayıp olan sadece Zehra değilmiş. Gamze'yi de anlattı. Oktay ve arkadaşlarının başına gelenleri de. Evet. Herkesin başında bir kara bulut geziyor bu aralar. Biz ne yapabiliriz onu düşünüyorum. Hiçbir şey yapmayalım anne. Oktay'ın ya da Gamze'nin ailesinin senin yardımını kabul edeceklerini sanmıyorum. Gerçi saklamak ne kadar mümkün bilmiyorum ama dışarıda olduğunu da bilmezlerse daha iyi olur. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Peki oğlum. Sen nasıl istersen. Fıstık nasıl? Yemekler güzel değil mi? Çok özel. Ali'ye sağlık. Afiyet olsun. Sadece geldi sonunda. Buyurun. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim. Damat gibi olmuşsun lan.
Evet abi öyle. Bir gelinim eksik. Abi yalnız taksici dışarıda bekliyor. Sen bir gözükseydin be. Ben hallederim. Aliyeciğim bu çiçekler sana. Bu da size. Teşekkür ederim. Ya da yok. Bu böyle olmadı yani. Çikolata sana, çiçekler size. Teşekkür ederim. Yok hayır ya. Böyle de olmuyor. Bunlar da sana Aliye. Ben size daha sonra yani daha güzellerini alırım yani. Tamam. Oğlum ne kadar terbiyesiz bir adamsın sen ya. Ne yapayım be abi? Yani içimden öyle geldi. Toprayım abi. Ya geç otur yerine tamam. Bu arada tanıştığımıza memnun oldum Sadri. Sadri. Ha, evet evet. Ha, ben de memnun oldum. Anlayacağın Zehra'nın durumu kötüymüş. Ne olduğuna dair çok bir fikrim yok. Çok zor günler geçirdi. Bunları atlatması da zor olacak. Kimin durumu kolay ki? Hepimiz bir kıyameti yaşadık. Hepimiz cehennemi yaşadık. Ölenler öldükleriyle kaldılar. Bir hiç uğruna. Bir takıntı uğruna. Belki de onların uğruna. Kimlerin uğruna? Gamze ile Oktay'ın uğruna. Pınar ne alakası var? Kerem hasta ruhlu psikopatın teki. Gamze ve Oktay'ın kurbanlarıydık biz. O otobüse doldurulmuş kurbanlık koyunlardık. Hepimizi Gamze ve Oktay uğruna kurban etti. Çığlıklarımıza, yalvarmalarımıza aldırmadı. Öyle mi düşünüyorsun gerçekten? Evet, öyle düşünüyorum Cemre. Ömür boyu aksak bacakla yaşayacağım. Ne koşabileceğim, ne dans edebileceğim. Herkesin ilk baktığı yer aksayan bacağım olacak. Ve ben bacağıma baktıkça uğruna kurban edildiğimiz Gamze ve Oktay'ı göreceğim. Pınar, Gamze ölmüş olabilir. Oktay da haftalardır acı içinde. Ben de her solukta, her saniye acı içindeyim. Gözümü her açtığımda, her uyandığımda acı içindeyim. Hayatımda iki şey var şu an. Acı ve koltuk değnekleri. Bacağım her sızladığında Gamze ve Oktay'ı görüyorum. Yasemin'in suyun altındaki cansız bedenini görüyorum. Pınar, psikolojik destek almayı denesene. Bu zor süreci atlatman da sana çok faydası olur. Hayır Cemre. O otobüsten böyle çıktıktan sonra artık bana hiçbir şeyin faydası olmaz. Her şeyin nedenini anlıyorum. Her şey kafamın içinde yavaş yavaş aydınlandı. Biz kurban edildik Cemre. Kurban edildik. Safet döndüğünüzü söyleyince hem şaşırdım hem sevindim. Bundan sonra her şey eskisinden daha güzel olsun sizin için. Safet'in de size ihtiyacı var şu günlerde. Bir daha hiç ayrılmazsınız umarım. Hepimiz için her şey güzel olsun bundan sonra. Tuvalet nerede diye soracaktım da abi. Hemen arkada. Ne yapıyorsun lan sen?
Bu insanlar sana yemek verdi. Yatacak yer verdi. Onları da mı soyacaksın lan şerefsiz? Ama Meral Hanım'ın boynundaki de fena parça be. Okutsak kim bilir kaç para eder. Ne diyorsun lan sen? Kendine gel, adam ol artık. Yapamazsın bunu Sadri. Gerçi daha bir şey yapmadım ki. Niye kızıyorum kendime? Yapmadım ama yapmayı düşünüyorum. Düşündüğüme göre illaki de yapacağım. Bak ulan Sadri. Bu insanların ufacık bir malına dokunursam senin kalıbına tükürürüm lan şerefsiz. Bariz avcumuzu yalayacağız gibi geliyor. Sebep? Bu herif en ince ayrıntısına kadar toplu bir katliam planladı. Bize adresini verecek kadar gerzek değildir herhalde. Ya bir tuzaksa? Bariz korkuyorum ya. Artık korkması gereken Kerem Özge. Tuzaksa tuzak. Ok yaydan fırladı bir kere. Efendim abi? Tamam. Ne oldu Oktay? Abim arabayı yaptırmış geliyormuş. Jeep mip. Ama bariz emanet araba. Yola çıkmayacağım. Aliye'nin son gecesinde böyle bir yerde olmamız çok iyi oldu. Her şey için teşekkürler size Meral Hanım. Ne demek Memo? Ben size teşekkür ederim. Aliye'nin son gecesi mi dedin sen? Ha, sen bilmiyorsun. Yarın Aliye Antalya'ya ailesinin yanına dönüyor. Niye ya? Niye Antalya'ya gidiyor? Kalsa ya işte burada. Ne güzel her şey yoluna girmeye başlamıştı. Oğlum, artık ailesinin yanına dönme zamanı geldi Aliye'nin. Çok biliyorsun sen. Aliye, biraz daha kalsan. Ben sana burada her türlü imkanı sağlarım. Kalamayan babamlar bekler. O zaman ben de seninle geleyim. Zaten buraya ait hissetmiyorum kendimi. Akdeniz insanıyım ben. Ne işim var burada? Sadri, saçmalama. Asıl orada ne işin var? Benim çok işim var. Senin ne işin var burada? Uzatma oğlum. Memo abi, ne istiyorsun sen? Anca dır 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 konuş. İyi ki bir kurtardın Aliye'yi. Başka da bir özelliğin yok. Kız arkadaşın da yok. E bırak da benim olsun. Fesat Baltazar. Oğlum, Sadri attırma tepemi. Atsa ne olacak ya senin tepen? Şurada hanımefendinin yanında ağzımı bozmayayım diyorum. Alo. Oğlum vallahi yerleştireceğim ya şimdi bir tane ha. Başka? Oğlum tamam tamam, ayıp oluyor ya, Allah Allah, yürü hadi. Cık. Hayret bir şey of ya. Of Memo abi ya, of Meral, ya, of. Kusura bakmayın. Rica ederim. Gel Aliye'cim. Ben çocukları taksiye bizim geleceğim. Sen bakma bizim fırına. Geleceğim. Oğlum çocukla çocuk oluyoruz. Biz şuradan binerdik ya. Geçmişin izlerinden, bu vicdan azabından kurtulmak istiyorsun değil mi? Ama olmuyor. Çünkü burada, bu dört duvarın arasındasın. Elin kolun bağlı, çaresizsin. Ama bir çıkarsan her şeyi yine kendince yoluna koyacaksın. Hayır evlat, hayır. Bu yara izi istesen de uğraşsan da bir günde kapanmayacaksa, tarifsiz o çektiğin acı da bir günde kapanmayacak. Kendini parçalasan da, bütün gece dua etsen de olmayacak. Zaman geçecek. Belki yüzünde hafif bir iz kalacak. Yaran kapanacak. Zaman geçecek. Ruhunda belki derin bir iz bırakacak. Ama acın dinecek. Bizim
ben nasıl oldu acaba ya? Bir sorun yok Tribo. Sanem'le Eda her şey yolunda diye mesaj atıyorlar yarım saat bir. Bak yine mesaj attılar bariz. Her şey yolunda. Bir daha söyle. Her şey yolunda. Teşekkürler. Cahit abi geldi. Abi senin arkadaşların da alemmiş. Jip kullanıyorlar ama tüp taktırıyorlar. E ne yapsın? Benzin yetiştiremediği içindir. Önemli bir hasar var mı motorda? Yok yok Oktay. Ama Amerikan arabalarının dilinden herkes anlamıyor. Hadi çay içer miyiz? İçeceksen oturalım. Benim içim dışım çay oldu. 3 saat kaybettik zaten, gidelim. İyi hadi, hadi gidelim o zaman. İstersen yorma kendini. Hadi eve dönelim. Bir ameliyat daha olmam lazım. Sonra bir tane daha. Kim bilir kaç tane daha. Niye? Daha az aksayım diye. Bıçak altında deşmeye devam edecekler bacağımı. Ha bir eksik ha bir fazla. Artık eskisi gibi değil hiçbir şey. Kurban ettiler bizi. Kurban ettiler. Pınar. Pınar ne yapıyorsun? Eskisi gibi olmaya çalışıyorum Cemre. Bak. Oluyor mu? Oluyor mu? Dans edebiliyor muyum? Yapma Pınar. Pınar yapma, ne olur. Yaklaşma. Pınar. Yapabilirim belki. Birkaç ameliyat daha olursam yapabilirim belki. Dans edebilirim o zaman. Bak. Oluyor mu? Söyle. Kaç ameliyat daha olmam lazım benim? Söyle Pınar. Kaç ameliyat daha olmam lazım Pınar. Benim? Pınar. Pınar yapma. Yapma. Yapma Pınar. Bana eski hayatımı getirsinler Cemre. Ne olur yardım et Cemre. Bir şey yap. Alo. Alo Menderes amca. Parktayız. Pınar iyi değil. Ne olur gel. Ne olur çabuk gel. Cemre. Geçecek. Hayır. Geçecek. Hayır. Geçecek. Hayır. Çalsa. Gamze'yi sağ salim bulduk deseler. Başka hiçbir şey istemiyorum. İstersen ben arayıp söyleyebilirim Sanemciğim. Alo Sanem. Ben Oktay. Gamze'yi buldum. Başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Pamuk. Saçmalama ya, zaten sinirlerim tepemde. Bağırma bana be. Zaten ayağım kırık. Bir de kalbimi kırma. Zaten koltuk değneklerine mahkum bir insanım. Özgem de yok. Hasretinden koltuk değnekleri eskitti. Ay. İlacı vermişsin. Ne olacak peki? Deliksiz uyuyacak, bir şey olmaz, korkma. Arkadaşın mı? Evet. Ama yine de dedeme bir şey söyleme Necla abla. Sen merak etme.
Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Ben şimdi geçeyim. Elindeki ne? Kimin o? Ya. Nihat. Neyse, yapacak bir şey yok. Geceyi çaresizlik geçiyor saat. Tanıdık zamanlar, yıllardır hep yaşanan. Artık alacak nefesim yok sensizliğe. Bilmediğim kokunu ilk kez duydum anne. Bilmediğim kokunu duydum anne. Baş edemem. Bilmediğim kokunu ilk kez duydum anne. Bilmediğim kokunu ilk kez duydum anne. Anne, sarıl bana anne. Zehra? Zehra? Sana ne yaptılar? Elif. Kızım, sana ne yaptılar? Elif. Seni hiç unutmadım Zehra. Her gün dua ettim. Oh.
Elif. İyi olacağım yenge. İyi olacağım. Elif ağlama. İyi olacağım yenge. Ona ne yaptılar? İzninizle hastamızı yatırmamız gerekiyor. Hadi Elif. Ona ne yaptılar? Elif, sakin ol Elif. Lütfen. Elif yapma. Her şey için teşekkür ederim Saffet abi. Bir şey yapmadık ki. Teşekkür ederim Memo abi. Yine gel olur mu? Ailene de bizden selam söyle. Tamam söylerim. Bak Ali'ye bunu saymıyoruz ha. Bir dahaki sefere daha uzun süre kalmak için gel. Olur Saffet abi. Sadi gelmeyecek acaba? Nereye kayboldu biz de bilmiyoruz. Kusura bakma onun adına senden özür dilerim. Hı hı. Hadi şunlara bagajı atalım. Sadri. Of. Ne yapıyorsun oğlum orada ya? İn aşağı in ya. Ya Memo abi Allah aşkına senden kurtuluş yok mu be abi? Ya hadi izin verin de ben de gideyim Aliye ile. Ya vallahi çok yer kaplamam. Şu bavuldan daha az yer kaplarım. İnerime geçerim. Şuracıkta şöyle dururum. Ağzımı açmam. Ya lütfen ben de çık gideyim şimdi, Aliye ile. Çık saçmalama çık ya. Ya Aliye. Ya ben de gideyim ya da sen de gitme. Yani kısacası...
Ya beni de götür ya da sen de gitme. Azerbaycan'a da gelirim. Senin gittiğin her yere gelirim. Aliyem gitme. Benim kalbim seni ister. Aha benim Muram seni ister. Bir elmanın yarısı gibiyik. Yarısı sen, yarısı ben. Sadriye. Tamam. Böyle bir şeyin imkanı yok. Ama biliyorsun Aliye ile konuşmanın başka yolları var. Telefonlaşırsınız, internette konuşursunuz. Onun yapabileceği bir şey yok. Zor durumda bırakma, tamam mı? Hadi vedalaşın. Güle güle Aliye. Nefes alıp verdiğim sürece seni hatırlayacağım. Sabah oldu. Nihat! Evet. Ne yapıyoruz lan? Oktay'la ben adrese gidiyoruz. Siz de etrafa bakın. Belki bir şeyler bulursunuz. Tamam. Hadi abi. Çabuk biraz. Hadi gidelim. Ne tarafa? Biz de o taraftan gidelim. Merhaba. Merhaba. Bir adres soracaktım. Çiçek Mahallesi 18'e 2. Buradan devam edin. İleride sol tarafa dön. Sağ olun. Siz de sağ ol. Tamam. Ben deniz tarafına gideceğim. Ben de surlara doğru. İyi, tamam. Bir şey olursa haberleşelim. Tamam. Doktor çıktı. Doktor bey. Doktor bey. Nedir durum, bir gelişme var mı? Arkadaşlar, Sibel uyanıyor. İnanmıyorum. Öpeyim. İnanmıyorum. Sağ olun doktor bey. Tamam tamam. Bir 15 dakika kadar bekleyeceğiz. Niye? Çünkü bazı vakalarda hasta tekrar uyuyabiliyor. Hastanın yakınlarına hemen haber vermeyin. Ben durumla ilgili sizi haberdar edeceğim. Tamam. Teşekkür ederim doktor bey. Beni boya arıyorum. Çok sağ olun. Ya hayır, yapma. Otur sen şuraya. Otur. Niye? Otur. Doktorun dediğini duymadın mı? Ya üf. Şu 15 dakika geçmek bilmez şimdi ya. Sibel'in uyandığını duyunca İbo'nun yüzünü görmek isterdim. Uçarak gelir, uçarak. Kaç dakika geçmiştir? Bir dakika geçmiş midir? Geçmemiştir. Durun, saatlerimizi ayarlayalım. 14.59, 14.58.30, 14.57, 14.57.30, 14.56, 14.55. Üf Pamuk, tamam. 14.54. 14.53. 52 bebeğim. Kulak ver bana. 14.51. Thank you.
Umarım doğru yerdeyizdir. Sadriciğim, hadi in artık oradan aşağı. Hadi seni eve bırakayım. İyiyim ben böyle Saffet abi. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ya oğlum gelsene, amma büyüttün ya. Sanki bir şey geçti kızla aranızda. Alt tarafı bir yemek yediniz. Bir kere de gizli gizli Luna Park'a kaçırdın. Şu an o uyumsuz anların flashback'ini görmeye çalışıyorum. Pozisyonları kafamda tekrar tekrar canlandırıyorum. Yağma rahat bırakmıyorsun ki. Zaten Memo abi sayesinde baş başa kalamadık. Her güzel hatıranın içinde onursuz suratıyla birdenbire beliriyor abi. Lütfen abi. Bırak da acımı yaşayayım. Oğlum, sen bu yaşta böyleysen, ilk darbede böyle yıkılacaksan, benim yaşıma geldiğinde ne yapacaksın? Senin sevdiğin kızın en azından yeri belli. Ailesinin yanında, huzurlu. Ne zor durumda olanlar var. Anlıyorum Saffet abi de... İn o zaman hadi aşağıya. Daha nursuz Memo abinle Ali'nin yanına gideceğiz. Geç kalıyorum senin yüzünden. Ya yani abi... Ya ineceğim de. Bir yardım etsene ya, burası biraz yüksek. Bir de ben şu köpekten biraz huzursuz oldum. Kedi de gel. Geldi abi zaten. Gel. Sibel, beni duyuyor musun? Sibel, beni duyuyorsan gözlerini kıpman yeterli. Sibel, gözlerini kıpman yeterli. Abi. Efendim etiket. Ne? Ne diyorsun ya? Yaşasın, bari süper bir haber bu. Yok, biz hala daha beklemeliyiz. Tamam, görüşürüz. Yaşasın, Sibel geri döndü, oh be. İbo arıyor. Açsana. Yok, açmayacağım. Ya aç. Ben açar söylerim. Hayır, tamam, dur, tamam. Açma. Tamam, dur, ya açıyorum. Ya sevgilisi. İbo. Alo. Sibel nasıl? Sibel nasıl diyor? İyi de, iyi de, uyandı. İyi de. Uyandı. Hayır de. Olmaz. Hayır, uyanmadı. İyi gidiyor. Alo. De. Ne kaldı şurada be? Uyandı de. İyi İbo, çok iyi. Bir ilerleme var mı? Doktor, az önce her şeyin çok iyi gittiğini söyledi. Uyandı desene. Hayır, olmaz. Tamam. En ufak bir gelişmede parmağını bile oynatsa bana haber verin, tamam mı? Tamam, tamam İbo. Siz ne yaptınız peki? Kıyı köye ulaştık, bakınıyoruz işte. Biz de sizden iyi haberler bekliyoruz. İnşallah. Tamam, görüşürüz. Oh. İyi bir haber gelsin. Ondan da iyi bir haber gelsin var ya. Sen niye söylemiyorsun ayrıca? Sevinsin, sevgilisin. Doktor ne dedi, duymadın mı? 15 dakika olmadı. Uyanmasan olacak? Ya uyanmazsan tamam, olacak? Tamam, pamuk otur. Hadi. Uyanacak. İnşallah. Film gibi hikayemiş oğlum ya.
Başrolde de sen varmışsın. Mutlu son oldu. Tabii Zehra içindeki eroin zehrini atmayı başarırsa. O kız başarır. Kesinlikle. Hiç kolay olmayacak. Oğlum bana bak, ne yemek yedin oralarda? Kosova'nın nesi meşhur? Senden sonra tabii. Bol bol köfte ve et yedim. Afiyet olsun. Tekrar aramıza hoş geldin. Ha bu arada annem hapisten çıktı. Hadi ya. Gözün aydın. Sağ ol Ali. Bunca olaydan sonra nasıl dışarı çıktığını hiç aklım almıyor. Şimdi ağzından çıkarıyoruz boruyu. Siber, iyi misin? Kendini yorma. İbo. İbo nerede? Burası olmalı. Kimse yok mu? Oktay, hadi gidelim kardeşim. En azından denemiş olduk. Doktor bey, doktor bey. Ne oldu? Sibel uyandı. İbo'ya haber verebilirsiniz. Vallahi mi? 15 dakika yok değil mi daha? Haber verelim. Ben dedim. Kim haber verecek? Ay ben veremem. Yok yok, benim kalbim dayanmaz. Ben veririm. Hayır, ben vereceğim. Ver. Tamam, sen ver. Bekle, beni de bekle. Tamam. Ay! Alo? İbo? Eda? Sibel uyandı! Ne? Bir daha söyle. Uyandı İbo. Sibel uyandı İbo. Bir daha söyle. Sibel uyandı. Uyandı abicim. Seni seviyorum. Sesini duyayım. Çabuk ver, telefonu ver Sibel'i ver. Bak, doktor beyden rica edeceğim. Bekle, tamam mı? Hadi çabuk verin. Hadi. Tamam, hadi doktor beyden rica edin. Abi bıçak. Tamam. Bıçak getir. Tamam. Sakin ol. Tamam. Sakin. Tamam. Hadi aç şunu. Dur. Ne olur nedene bir şey söylemeyin. Ne olur. Tamam. Bağlı beni. Tamam. Geçti. Bu seni izlesin beni. Sakin ol. Tamam. Bir şey söyle. Tamam. Beni, sen sakin ol. Tamam. Allah sakin ol. Hiç öyle bir benzemiyordum. Tamam. Ne olur dedeme bir şey söyle. Tamam. Bir anda saldırdı tamam, bana. Tamam sakin ol. Babam duymasın. Sakin ol sen. Sen sakin ol. Senden hep bir adım önde olacağım. Bu otobüsten kurtulduğun için lanet edeceksin. Keşke ölseydim diyeceksin Oktay. İyi seyirler. Oktay, o hala buralarda olabilir. Bir dakika. Thank you.
Sakin ol. Ne olur. İbo'nun sesini duymak istiyorum. Peki. Yalnızca iki kelime. Tamam. İbo, Sibel'i veriyorum. Evet. Evet ver. İbo, aşkım. Aşkım, Sibel. Canım. Canım. Hoş geldin. Seni seviyorum aşkım. Aşkım. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Hadi. Tamam, tamam. Bu kadar yeter. Lütfen. Dışarı çıkın. Sağ olun. Alo. Sağ ol Eda. Sağ ol. Sibel. Tamam, lütfen. Lütfen. Salak Burcu. Nasıl evin adresini yazarsın? Az daha kendimi yakıyordum. Aptal. Hata bende. Ucunda döner mi dil gün?